Tonika pazarının nemli havası ve kalabalığın yaydığı hoş koku alışveriş edenleri genellikle düşünmeden acele kararlar vermeye yöneltirdi. Ama Hatley olduğu yerde donup kalmıştı. Gözleri kırmızı, solgun yapraklarla çevrili, tuhaf, karma karışık goncaya takılmıştı. Bu türü daha önce hiç görmemişti. "O sana yaramaz," dedi yaşlı çiçekçi. "Nadir bir gece açan zicit. Güneş ışığının orman tabanına hiç değmediği güney ormanlarından koparılmış. Daha çok iksir yapanların, simyacıların işine yarar." Satıcı bakışlarını bir safir gülü buketine çevirdi. "Bak, bunlar güzel. İonya'dan geldi. Onları Kumangramız'ın verimli toprağında yetişecek hale bizzat ben getirdim. Ay incilerini de beğenebilirsin belki." Hatley'nin kararı değişmemişti. Safir gülleri ve ay incileri renklerini görmek isteyen herkese gösterirdi. Bu Zichit'te ise Yılan Kahve Nehri deltasında açan kraken zambakları ya da Pareta ceset lalelerindeki gibi bir egzotiklik vardı. Cosworth'le başlıca lüksleri nadir çiçekli bitkilerdi. "Zichit'i de alayım," dedi Hatley. Çiçekçi yüzündeki şüphe dolu ifadeye karşın avucuna bırakılan altın parayı memnuniyetle aldı. Becerikli elleriyle Gonca'yı nemli ipekten bir kunduğa sardı. Paketi Hatley'nin hazırda bekleyen ellerine bıraktı. Genç kadın bitkinin hava kökçüklerinin sert, tebeşir beyazı bir şeye tutunmuş olduğunu gördü. "Bu ne?" diye sordu. "Zichit'ler yabancı nesnelere tutunur," dedi satıcı. "Bu da bir yerlerden bir kemik parçası bulmuş." Cosworth, antika çalışma masasının üstüne kapanmış, mum ışığında hesap defterindeki sayfaların kenarlarına notlar yazıyordu. Hatley, seramik saksıyı masaya koyana kadar kafasını kaldırmadı. Sulanmış toprağa yarı yarıya gömülmüş olan Zichit, şimdiden halinden memnun görünüyordu. Kırmızıları ve yeşilleri canlı ve pırıl pırıldı. Çiçeği burnunda bir iş adamına onunla birlikte büyüyecek bir hediye. Kendini pek zeki hissederek Cosworth'un yanağına bir öpücük kondurdu. Kocası ona gülümsedi. Dönüp bitkiyi incelemeye başladı. "Evi şenlendirmek için çiçek alacağım dediğinde renkli bir şeyler alırsın diye düşünmüştüm." Cosworth tüy kalemiyle bitkiyi dürttü. "Bu acayip arkadaş da neyin nesi?" Yukarı Kumangra'nın en iyi ticarethanesi Cosworth'un egzotik mallarının açılışını kutlamak için son derece gösterişli bir hediye. Cosworth eşini çekip kucağına oturttu. "Sen bile bu bitkinin nadir olduğunu söylüyorsan yaşadık demektir." Genç kadını sevgiyle öptü. Çiçeğin tek bir taç yaprağı Gonca'dan ayrıldı ve odanın karanlığına açıldı. "Başlıyor," dedi Hatley. "Bütün gece ayakta mı olacaksın?" "Muhtemelen. Damgalanması gereken bir sürü fatura var hala. Ortaklar da nakliye rotaları hakkında endişeleniyor ve..." Hatley esnedi. "Seni sıkmayayım karıcığım. Sen git yat. Çiçek açmaya başladığında seni uyandırırım." "Sağ ol bir tanecik kocacığım." Hatley, bacağında gezinen bir şey uyandı. Ormanın bu kadar yakınında oturunca gezgin karıncalar her yere giriyordu. Ayağını sallayarak böceği attı. Gözlerini yavaş yavaş kırpıştırarak yanındaki boş yastığa baktı. Cosworth yatmamıştı. İnatçı böcek de yılmamıştı ve bacağına tırmanmaya devam ediyordu. Üstündeki örtüleri açtığında bacağındakinin böcek olmadığını gördü. Sarmaşık filizi gibi bir şey ayak parmaklarının arasından geçmiş, bileğine dolanmış, şimdi de bacağına sarılıyordu. Panik uykuyu zihninden kovalamıştı. Tekmeler savurmasına rağmen yeşil ve kırmızı dallar bacağını bırakmıyordu.
Sıkılaştılar. Bacağını sıkıştırmaya başladılar. Hatley onları tırnaklarıyla söktü. Elleri dikenli kıymıklar yüzünden kan içinde kalmıştı. Kıvrıla kıvrıla gelen sarmaşık dalları yatak odasının kapısının altından çıkıyordu. Buraya ulaştıklarında karyolaya tırmanmak için hava kökçükleri çıkarmışlardı. Aklına hemen Cosworth geldi. Eline ışığı titreşip duran bir fener ve bir kumaş makası alan Hatley, evin koridorunda uzanan sarmaşıkları takip etmeye başladı. Çıktıkları kaynağa yaklaştıkça dalların çapı da büyüyordu. Cosworth'un çalışma odasından yayıldıklarını fark etmişti şimdi. Kapıyı açmak için birkaç kere zorlaması gerekti. Neyle karşılaşacağını tahmin edememişti ama böyle bir şeyi de beklemiyordu. Oda tavandan tabana çiçeklerle kaplıydı. Fenerinin titrek ışığı neredeyse yakışıksız denecek kadar parlak renkleri dans ettiriyordu. Duvarlardan egzotik çiçek soğanları sarkıyor, parmağa benzeyen yaprakları nefes alırmış gibi dalgalanıyordu. Çiçekler gökkuşağının her rengindeki taç yapraklarını karanlıkta işaret ateşleri gibi sergileyerek sanki onunla alay ediyordu. Hepsi tek bir karanlık kökten geliyordu. Hatton'un genellikle Cosworth çalışırken uzanıp kitap okuduğu divanın üzerinde duran devasa kapalı bir çiçek goncası. Seramik ve toprak parçaları etrafa saçılmıştı. Saksısı ziçide yetmez olmuştu. Nabız gibi atan taç yapraklarından bir sürü yumru çıkıyordu. Hatton'un zihni bu evden kaçması, bir kibrit çakıp bu iğrenç buketi yakması için çığlıklar atıyordu ama Cosworth olmadan gidemezdi. Her şeyin bacaklarına sarmaşıklar dolanmıştı. Sandalyenin, çalışma masasının, kocasının. Hala sandalyesinde oturmakta olan Cosworth, titreyen bir yaprak yığınıyla tepeden tırnağa sarmalanmıştı. Hatley, çıplak ayaklarıyla bastığı yaprakların üzerinde kayarak onun yanına gitti. Cosworth'e dolanmış sarmaşıkları deli gibi kesti ama makasın her kapanıp açılışı dalları daha da sıkıştırıyor, üstlerinde kocasına da kendisine de batan dikenler belirmesine neden oluyordu. Kan sızmaya başladı. Siçit çiçekleri beslenmek için kan damlalarının düştüğü yerlere saldırıyordu. Hatley, Cosworth'un ellerinden birini kurtardı. Teni solgun ve soğuktu. Havayı çürüyen ceset kokusuna benzer bir koku doldurmuştu. Hatley yaşlı gözlerle divana baktı. Ziçit tomurcuğu açmaya başlamıştı. Koku daha da beter oldu. Kadını öğürdü. Devasa, rengarenk yapraklar kat kat açılınca siyah uçları olan çarpıcı renkleriyle kızıl ve koyu yeşil yapraklar göründü. Bunlar da açılınca çiçeğin ercik organının yerinde duran bir kadın ortaya çıktı. Saçları kan kırmızısıydı. Teni yapraklara benziyordu. Ölümcül güzelliği sarmaşıklardan ve taç yapraklarından bir çelenkle çerçevelenmişti. Gözleri açıldı. Hatley, yarık biçimindeki göz bebekleriyle bu gözleri panterlerin sadece av gören gözlerine benzetti. Açılan çiçekten çıkan kadın doğruldu. Hatley, makasını bir hançer gibi kavradı. "Yaratık, beni daha şimdiden budayacak mısın?" diye sordu. Kalın sesi Hatley'i sarıp sarmalamıştı. Nesin sen? Görmeyi çok istediğin çiçeğim. Odanın havası değişti. Ölümün leş kokusu dağılmıştı. Hatley'nin burnuna tatlı çiçek aromaları doluyordu. Portakal çiçekleri, safir gülleri, kraken zambaklarının meyvemsi kokusu, ay incilerinin miski andıran esansı, hafif mor salkım esintileri. Başka gizli çiçekler de vardı ama nedense isimlerini biliyordu. Hiç görmediği renklerin kokularını yayıyorlardı. Hatton'un zihninde bir isim ortaya çıktı. Zaira. Zaira, bu güzel bahçe için teşekkürler, diyerek başıyla Cosworth'un cesedini işaret etti. Bana iyi baktın. Ama daha çok besine ihtiyacımız var. Buranın toprağını daha verimli kılmalıyız. Hatton'un zihnini rengarenk bir ölüm buketiyle kaplanmış bir dünyanın görüntüleri doluştu. Yumuşak, dalgalanan renklerin karma karışık ve bir o kadar da güzel başkaldırısı şehirleri boğuyordu. Ne mezarlar vardı, ne savaşlar, ne de para. Hatton'un nefesi kesilmişti.
sarmaşık dallarının onu yere devirdiğini hissetmedi. Etine gömülen dikenlerin derisini yırtıp kanını akıttığını da. Zaira, bitki kökleri ve yapraklar arasından ebediyen çiçek açan bahçeye buyur, diye fısıldadı. Ölüm çiçek açıyor. Bu renkleri kaçırmak istemezsin, değil mi? Hetali cevap vermedi. Çiçeklerin arasında artık o da vardı.